Hayatına o güzel elleriyle, güzel kalbiyle dokunmuş hocam Bingür hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim beni kırmadınız. Geldiniz. Merhaba, memnuniyetle. Soframız kalbimizi ne kadar etkiliyor, stres ne kadar etkiliyor, kalbimize ne kadar iyi bakmayı biliyoruz ve bilmiyoruz. Bu masada sizden bir kere daha dinleyeceğiz. Bıkmadan usanmadan yıllardır anlatıyorsunuz ama bugün de. Ben şimdi burada şok içindeyim. Evet, korkunç değil mi burası? Şöyle bir bakın, günlük hayatımızda her şekilde var olan şeyler var burada. Yani çocuğunuz sabah okula gidecek, kahvaltıdan başlayın. Evet. Akşam yatanaktan yediği şeylerin hepsi var burada. Yani tarif edemeyeceğim kadar korkunç, tehlikeli şeyler bakın, var burada. Bakın korkunç bunlar... diyor kremaya. Şimdi tarif edemeyeceğim kadar korkunç diyor profesör. En kötüsünden başlayalım. Bu bir endüstriyel tatlı. Öyle isimlendirelim. Yani annemizin evde yaptığı baklava değil bu. Benim annem bayramlarda tatlı yapardı. Elbette. Baklava iki dilim yerdim. Üçüncü pis boğazlığımdan yedim. Dördüncü yiyemezdim, doyardım. Şimdi bunu oturalım beraber hepsini yiyelim, doymayız. Çünkü içindeki şeker mısır şurubu şerbeti. En ucuz, en kolay, raf ömrü en uzun olan şeker. Bakın annemin yaptığı baklava üçüncü gün şekerlenirdi, kristallenirdi. Evet. Bunu bir hafta masanın üstüne koyun, kristallenmez. O kristallenmesi iyiye işaret, evet, değil mi? Hani yoğurt su keser ya, evet, iyi yoğurt oldu. Evet. Hep zannederiz ki kötü değil. Burada da şöyle konuşalım. İnsan olarak biz milyonlarca yıl avcı toplum olarak yaşadık. Yani bitki kökleri, sebzeler, meyveler ve avcılıkla beslendik. Buradaki balık gibi. Evet. Ama 5000 yıl önce Sümerlerle beraber yerleşik tarıma geçtik. Buğdayı tanıdık. Evet. Burada buğday var, bakın burada buğday ama var. Ama ne işlenmiş buğday, buğday. Ama vücudumuz, pankreasımız buğdaya hazırlıklı değildi. Yani karbonhidratları tanımıyordu. Pankreasımız sürekli insülin salgılamaya başladı. 200 sene önce endüstriyel şekerle tanışmaya başladık. O zaman hatta şeker meyveden alınan tatlılardı. Bal ve pekmezdi. Endüstriyel şeker pankreasımızı iyice yormaya başladı. 70 sene önce de mısır şurubu şerbetiyle karşılaştık ve asıl felaket o zaman başladı. Hocam un ve şeker vücut metabolizmasının aslında istemediği ve reddettiği bilmediği, şeymiş, doğru mu? Bilmediği. Bilmiyor. Bir şey. Çünkü Sümerlerle beraber tanıştık. Ya biz yaratılışta karbonhidratla beslenmeyecektik. Pankreasımız böyle bir sürprizle karşılaştı ve sürekli çalışmaya başladı. İnsülin vazgeçilmez bir hormonumuz. Şekeri alıp depoya götürmesi lazım. Fakat bu yanlış beslenmeyle o kadar çok insülin salgılanıyor ki sürekli karnımızda insülin var ve sürekli bizi aç hissettiriyor. Çünkü mevcut şekeri düşürüyor, hipoglisemi, sürekli aç oluyorsunuz. Etrafınıza bakın, doymayan şişmanlar var. Çocukların o sabah ekmeğine sürülen, markasını vermek istemiyorum, o herkesin bildiği bir şey var ya, o kabus kabus. Hocam evet, doğru mu? Kesinlikle öyle. Anneler çocuklarına ne yedirirse yedirsinler, evde pişirdiklerini yedirsinler. Hı. Reçel, evdeki reçel olsun. Tabii. Endüstriyel reçel olmasın. Tatlı, muhallebi, evdeki olsun. Çünkü bunun içindeki mısır şurubu şerbeti doyma noktasını kaybettiriyor. Ve bundan 4 tane, 5 tanesi hala doymuyorsunuz. Evde o annelerimizin yaptığı baklava ile bunun en önemli farkı, sizin de onaylıyorsunuz. O da yiyin diyorsunuz, o da bir keyiftir. Kanseri gördük, sıtmaya razı olduk. Yıllarca kesmiş şekere, beyaz şekere düşmandık. Hep onu yemeyi ama işte diyoruz aman şeker tatlı yiyecekseniz pancar şekerden olsun diyoruz. Ama güzellik şurada, birçok firma bu tür imalatı yapan birçok firma artık vitrinlerine, tanıtımlarına ürünlerimizde pancar şekeri kullanmaktadır diye yazıyor. Öyle zaten mi? Yapılacak olan bu. Devlet olarak buna baş etme imkanı yok. Çünkü mısır şurubu şerbeti milyonlarca kilo üretilen bir ürün. Tonlarca, 250 bin ton filan üreten firmalar var yılda. O fabrikaları kapatamayız. Sigara fabrikaları gibi. Elbette. Kapatamayız. Ama üreticiler diyecek ki ürünlerimizde mısır şurubu şerbeti kullanmamaktadır. Belki biraz daha pahalıya gelecek ama hiç olmazsa sağlıklı şey yiyeceğiz. Örneğin şunu üreten firma keşke kutusunun üzerine yazsa, dese ki mısır şurubu şerbeti yoktur. İnanın çok daha fazla satış yapar. Çocuklarımızda daha sağlıklı olur. Bir şey bunların söyleyeceğim. Hepsi mısır şurubu şerbeti var. Sağ olun, teşekkür ederek ve alçak gönüllülükle söylüyorum ki benim anneliğimle ilgili çok övgüler yağdırıyorsunuz, söylüyorsunuz, dikkat ettiğimi. İnanır mısınız? Büyük oğlum 6,5 yaşında. Diğer küçük oğullarım 4,5 yaşında, 4,5, 6,5. Böyle bir şey bilmiyorlar. Bilmiyorlar ya. Hani yemeyecekler demiyorum. Zaten tadını bilmiyor, tanımıyor bunu. Bir defa tadına varırlar, bir defa tadını alırlarsa... Ben uyuşturucu gibi diyorum bunlara, evet, zaten. Çünkü gerçekten uyuşturucu içindeki gibi. İçindeki o mısır şerbetinin alışkanlık yapma özelliği var. Bunu yemek için çıldıran,
Hırçınlık evet, yapan çocuklar tabii, var. Çünkü eksiklik krizine giriyorlar. Çünkü ama bir kere yedirildiği için bir alışkanlık evet, olduğu için. Bir de kesinlikle hocam onaylarsanız eğer çocuklara ödül olarak veriliyor bu. Ay ben son ne yanlış, kadar kızıyorum ona. Son yanlış. Son hani yanlış, onu yap sana bunu vereceğim. Yani onu yap seni zehirleyeceğim. Bu ne? Bu beni çok yanılttı. Bunu bu tarafa koymak istedim. Arkadaşımız beni uyardı. Hocam bundan şeker dedi. Şekermiş ama ben öğretmen evet, zannettim. Bunlar da hepsi değil, çocukları ciddi şekilde aldatan. Evet. İçinde bunlar hepsi mısır şurubu şerbeti. Bakın ağdalı bir tatlı evet, var içinde. Kesinlikle pancar şekeri değil. Burada bir başka felaket var. Bu. Şimdi hocam anlatın bir, şunu ne bir, olur. Ben alışveriş merkezlerine, evet, sinemaya falan çok gidiyoruz çocuklarla. Cumartesi öleri çocuklara. Ya cumartesi, böyle bir şey yok. Burada yiyenler bana böyle bakıyorlar bak. Uslu olursan seni hafta sonunda hamburger yemeye götüreceğim diye ödül veriyor çocuklara. Anlatın şimdi, hocam şunu. Bir çocuk, okul çağında bir çocuk 2500 kalori civarında kalori beslenmesi yeterli olur. Yoksa şişmanlar. Şişerinizdekinin 1500-2000 kalorisi var. Bir öğünde. Bunu yiyip de doysa gam yemeyeceğim. İçindeki hızlı kana karışan karbonhidrat, buradaki kötü yağ, patatesin kendisi. Donmuş patates. Donmuş patates. Yedikçe yediriyor, yedikçe yediriyor, doymuyor çocuklar. Bir de hocam içine bunu kandırmak için koyuyorlar. Kesinlikle. Mahsus hani yeşillik var, sus, sağlıklı aslında, diye bir de domates ayıp olmasın İçindeki diye. İçindeki etin hiçbir sağlığı yok. İçindeki katı yağ miktarı çok fazla, lezzeti veren o zaten. Ve bu da çok korkunç alışkanlık yapıyor. Şöyle bir şey genel prensip koyalım. Bir şey yediğiniz zaman doymuyorsanız bilin ki sağlığa çok zararlı. Ya. Bu kadar basit bir kural. Çocuk bunu yiyor ve doymuyor. Çocuk bunu yiyor ve doymuyor. Kendinizden pay biçin. Bunları hiç yiyip doyduğunuz oldu mu? Bakın. Lüp 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 gidiyor çayın yanında. Sürekli yiyorsunuz. Lüp lüp lüp. Sürekli yiyorsunuz. Doyma noktasını kaybediyorsunuz. Hazır içecekler var hocam burada. Bunların hepsinde tatlandırıcılar var. Hepsinde mısır şurubu şerbeti var. Hiçbir şekilde yararlı değil. Bunun yanında bir de renklendirilmiş, gazlandırılmış içecekler var. İsimlerini söylemek istemiyorum. Anlıyorum. Tahmin ediyorsunuz onları. Evet, evet. Onlar da inanılmaz sakıncalı. Hele zero kalori, sıfır kalori yazanlar var ya, diyet olanlar var ya, çok daha büyük tuzak. Tamam, bir bardak o sıfır kalori içecekten alıyorsunuz. Evet, sıfır kalori alıyorsunuz ama onun içindeki suni tatlandırıcı anormal iştah açıcı oluyor. Bakın özellikle etli şeyler yerken onları içerseniz ne oluyor? İştahınız açılıyor. Daha çok yiyorsunuz. O bardak size tamam sıfır kalori üzerine yazıyor, doğru. Ama o kadar çok iştah açıyor ki yediğinizi iki misli yiyorsunuz. Peki hocam, bizi bu şemayla anlatırsanız eğer, kalbimizin sağlığını en çok bozan şey stres. Stres. O hücreler daraldığı zaman mı kalp atışları, insanın böyle kalbi ağzına giriyor sinirli olduğumuz aynen, zaman yüzümüz böyle bordo oluyor, ellerimiz buz gibi oluyor. Stres, burada neler oluyor? Stres eşittir adrenalin. Adrenalini biz üretiyoruz. İnsülin gibi. Demin insülinden bahsettiğim yani insülin hayat yok. Evet. Şekerimizi düzenleyip koyacak. Adrenalin şu an sizinle ayakta duruyorsak, evet, konuşabiliyorsak, düşünebiliyorsak, gözleriniz böyle parlaksa adrenaliniz var. Adrenaliniz olmasa pelte gibi kalırsınız. Hmm. Tamam mı? Her şeyin sınırı var. Evet. Alt sınırı var, üst sınırı var. Evet. Şimdi hızlı araba kullanan, bungee jumping yapan, hızlı hızlı konuşan, merdivenle 3-5 çıkan insanların adrenalini yüksek. Biz onlara A tipi kişilik diyoruz. Adrenalin yükselince vücutta işte beyinden hipotalamus, hipofiz, adrenal sistem var. O uyarıyla adrenalin salgılanıyor. Önce tansiyonunuz yükseliyor. Sonra nabzınız yükseliyor. Eğer aşırı dozda yükselirse adrenalin, bir de damarlarınızda spazm oluşmaya başlıyor. Hırçınlık, ajitasyon, uykusuzluk, el titremeler başlıyor. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz hormon, bize var eden hormon aleyhimize dönmeye başlıyor. Onun için her şeyin sınırı var. Adrenalinimizi de endorfinle dengelemek zorundayız. Ne yaparak? Endorfin de biz üretiyoruz. Yani yiyeceklerden almıyoruz. Endorfin de vücudumuzda. Şimdi o öbürü hızlı araba kullanıp bungee jumping yapıyorsa adrenalin yükseltiyorsa siz de endorfin yükseltmek için müzik dinleyin. Yürüyüş yapın. Hocam kalp yapın. Ameliyatlarında neyi dinletiyor hastalarına evet, biliyor musunuz? Yoğun bunu bakımda. Türkiye'de ilk defa yaptı. Geçen sefer de programımızda izlemiştik, bunu dinlemiştik. Hala devam ediyorsunuz. Hala devam ediyor. Müthiş. Sevgili şey. Erol Can. Bu işe gönül müthiş koymuş bir şey. Müzikolog düzeyinde bir yoğun bakım uzmanı. Her hastaya bireysel olarak reçete gibi. Şimdi bir hasta ajite, bir hasta depresyondaysa aynı müziği çok, siz müziği iyi bilen insansınız. Elbette, müziğin dili var. Elbette. Müziğin dili var. Herkesle konuşmaz. Herkesle farklı mesajlar verir. Ben
Eminim siz beni bir şarkınızla güldürebilirsiniz. Evet. Bir şarkınızla altabilirsiniz. Yoğun baktı bunu yapabilirsiniz. Acite bir insanı sakinleştirmek için Hicaz çalmanız lazım ki sakinleşsin, yumuşasın veya Neva çalmanız lazım. Bu, hocam hastalarda gözle görülür bir fark hissediyor musunuz? Bilimsel olarak ispatlanmış şeyler var. Hasta önümüzde gergin, kavga etmeye hazır, nereden buraya düştüm, ne oldu, kaç bypass oldu, ben şimdi yaşayacak mıyım diyen bir insan Erol Bey yanına oturuyor. 5 dakika. Entelektüel seviyesi nedir? Müzik bilgisi nedir? Acitasyonla mı, depresyonla mı? Çok önemli, çok farklı çünkü. Acitasyon ve depresyon. Evet. Bazısı mutsuz, bazısı kavga etmek üzere hazır oluyor. Ona göre müzik çalacak. Bazen neyi denerse denesin, etkili olamıyor. Neresin diye soruyor. Ege'liyim diyor. Bir Efe çalıyor. O böyle yatağında doğruluyor böyle. Allah. Bu benim işte diyor. Ve bütün gün o kadar rahat oluyor ki o insan, müziğin dilini iyi bilmek lazım onunla konuşmak için. Bütün yoğun baktığında müzik var. Ama CD player. Bir müziği herkes dinliyor. Evet. Ama o müzik herkese hitap etmiyor. Bizim tabii, farkımız birebir canlı yapıyor. Hastaların da farkı. Yani resmen reçetesi var. Müthiş. Peki günün ilk telefonunu alıyoruz. Zümrüt Hanım, buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar Gülben Hanım. Çok teşekkür ederim. Günün ilk telefonu dedim, sanki programı yeni başlamış gibi hissettim kendimi. Buyurun efendim. Merhaba. Benim eşim çok genç yaşta kalp krizi geçirdi. Şu anda 37 yaşında, 35 yaşındaydı. 2011 yılın Aralık ayında. İlk geçirdiği kalp krizinde %99 kapalı oldu. Yani kriz geçirdi ve o şekilde hastaneye gittik acile. Son anda öğrendik. Ve hemen stent takıldı. Biraz da kilomuz da yüksekti tabii ki. 96 kiloyla gitmiştik kalp krizi geçirdiğinde. Şöyle söyleyeyim, ben şimdi bir ikiz bebek bekliyorum. Allah'ın izniyle inşallah. Siz de benim idolümsünüz aynı zamanda. Estağfurullah, teşekkür ederim. Sizi çok iyi takip ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Eşim de çok tez canlı. Biz Anadolu çocuklarıyız. Böyle etli yemek yemeden duramıyoruz tabii ki. Alışkanlıklarımız değişti. Fakat stresin önüne geçemiyoruz. Yani bir yapısal şekil galiba. İlla ki yediklerimiz de etkiliyor bizi kesinlikle. Bingül hocama şunu sormak istiyorum. Buyurun. İradeyi el altına alamıyoruz. Yani eşime mümkün olduğunca her yerde müdahale etmeye çalışıyorum. Artık bu psikolojik haline geldi ama hani çok yiyen biri de değil. Ama düzenleri kaçırdığımız zaman bizim bir de bir riskimiz daha var. %40'lık bir kapalı damarımız daha var diye biliyorum. Çok düzgün rutinlerimizi yapıyoruz. Düzgün şekilde de her sabah aynı saatte kahvaltı yapılıp o saatte de ilaçlarımızı içiyoruz. Çok şükür yine bir şu anda bir şey yok. Fakat olabilir mi diye, olabilirse de önüne nasıl geçebilirim diye böyle tedirginliklerim var. Bir de biz 10 yıldan sonra çocuk sahibi olduk. Eşimin yaşam tarzı daha bir güzelleşti. Çok daha farklılaştık, öyle söyleyeyim. Peki, çok telefonumuz var. Hemen cevabımı alalım. Diğer telefonları da almak istiyorum hocam için. Şimdi ben bypass ameliyatı yaptığım hastada bir kitap çıkarmanı ediyorum. Kitabın ismi İkinci Hayatınız. O birinci hayatınızdaki yanlışlıkları yapmamanız için orada önerilerimiz var. Birinci hayatınız zaten sıkıntı şurada. O 32-33 yaşında ameliyatı olmak durumuna gelen insan mesleğinde yükselme döneminde. Aileden ilk ayrılma, askerlik, iş bulma, bir takım adrenalin yüksek sıkıntılardan geçmiş bir insan. Bu 30 yaş civarında artık bypass hasta çok görmeye başladık. Bir defa kendine bir ikinci yaşam tarzı sağlamalı. Anladığım kadarıyla o da hiperaktif bir insan. Orada yardımcı olacak en önemli şey ne? Çok iyi biliyorsunuz siz, yoga. Ah Neslihan Hanım. Kesinlikle. Bugün doğum günü Neslihan Hanım. Öyle mi? Evet, mutlaka beraber arayayım. Ararız. Aslında ben gelmesini söyledim de onun için gelmedi. Keşke önce doğum günü bugün. Arayalım. Evet, yoga. İnşallah bizimle o bizi arasın. Şimdi yoga 4000 yıllık, 5000 yıllık geçmiş olan bir mucize aslında. İnsanların davranışlarını yavaşlatan, iç dünyasındaki kavgaları çözen bir olay. Biz bypass ameliyatı yaptığımız hastaların hepsine 3-4 hafta sonra davet ediyoruz. Ücretsiz salı cuma günleri ki herkes davetli gelebilirler. Bu hanımefendi de eşiyle beraber gelsin. Bir saatlik bir uygulama yapıyoruz. Sonra 15 dakikasında meditasyon öğretiyoruz. Meditasyon itici bir kelime. Derin gevşeme öğretiyoruz. Evet. Ayak parmaklarından beynine kadar bütün organlarını gevşetecek bir yöntem öğretiyoruz. Muhteşem. Aileler şöyle söylüyor. Çok hızlı araba kullanırdı. Televizyon seyrederken kavga ederdi. Hızlı hızlı konuşurdu. Herkesle kavga ederdi. Bakıyorsunuz o insanlar pamuk gibi oluyorlar. Ne oluyor? Endorfinleri yükseliyor. Daha mutlu oluyor. Bu hastamızın da ciddi şekilde yogaya ihtiyacı var. Ameliyattan sonra hastalar huyu değiştiriyorlar mı gerçekten? Orada iki tane farklılık var. Karakterleri de bir değişiklik oluyor mu? Şimdi şöyle düşünelim.
Bir bayansınız, evet. Üç çocuk annesiniz. Evet. Bir hamilelik düşünün. Evet. 9 aylık sıkıntılı bir dönem. Evet. Arkasından bir ikramiye var, bir bebek var kucağınızda. Evet. Herkes mutlu. Evet. Ama ortada huysuz, uykusuz, yemek yemeyen, herkesle kavga eden, çocuğuyla kavga eden, çocuğunu korumacı olan bir kadın. Aile ne diyor? Aa, lohusalık psikozu. Herkes tolere ediyor. Bir baba düşünün. Yoldan geçerken göğsüne bir ağrı geliyor. Bana uğruyor. Ertesi sabah ameliyat masasında buluyor. Bir hafta sonra evine geliyor. Bu adam huysuzluk edebilir. Endişe içinde olabilir. Panik içinde olabilir. Herkes huyu değişti. Huyu değişmedi. Adamcağız bir depresif dönem yaşıyor. Kolay değil. Bir ile üç ay arası bir depresif dönem var. İyi aile bağlarıyla. Onu kucaklarsanız o geçecek zaten. Bu işin normal fizyolojik yönü. Bir de işin psikopatlık yönü var. Öyle mi? Tamam. Şöyle, ameliyattan sonra diyor ki, ne oldu? Ben bypass ameliyatım. 10 sene bir ömrüm var. Geçmişte yapamadığı her şeyi önündeki... Coşuyorlar. Bu işin tedaviye muhtaç davranış bozukluğu olan yönü mü? Bunu yaşıyoruz. Ama bu insanın zaten bunu hazırlıklı. Yani bir suistimal var. Onu fark ederse aile iyi bir psikolojik destekle halledilebilir. Neler yaşıyorsunuz, evet, neler evet. görüyorsunuz? Peki Ankara'dan Gülizan Hanım anıyor bizi. Merhaba Gülizan Hanım. Merhaba Gülizan Hanım. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Hocamı ağırladığım için de çok mutluyum. Bingöl Hocam çok kıymetli. Evet. Ben Bingöl Hocam'a şey soracaktım. Ben mitral kapak hastasıyım. İki kapağımda darlık var. 34 yaşındayım. Aortada da sorun olduğunu söylemişti doktorum. Heyecanlıyım, kusura bakmayın. Çocuk sahibi olmak istiyorum. Bir tane oğlum var. Bu durumdaki bir hasta çocuk sahibi olabilir mi? Onu merak ettim. Şimdi kapak hastalarının bir problemi o. Kapak ameliyatı yaptıktan sonra mekanik kapak koyuyoruz. Mekanik kapak koyunca kumadin denen bir ilaç kullanıyor hastalarımız. Bu jenerik isim zaten, önemli değil. Bebekte anomali yaptığı için bu kadınlara hamile için izin vermiyor. Doğum için izin vermiyor. Bir defa bir bebeği var, Allah bağışlasın. Amin. Evet, İkinci duydum bir ben. Sıkıntıya girmesini çok tavsiye etmiyoruz. Eğer ekosu iyiyse, kalp fonksiyonu çok iyiyse, çok iyi kardiyolojik kontrol altında ikinci bebeğe izin verdiğimiz hastalarımız var. Ama her gebelik anneden bir takım şeyler götürüyor gerçekten. Hem gebelikler hem lohusalıklar çok sıkıntılı oluyor. Bu kardeşimizin birinci bebeği olmasaydı ona bir bebek kazandırabilmek için elimizden gelen her türlü yardımı yapardık. Ama bir kalp cerrahı olarak ikinci bebek için çok gönüllü olmadığımı bilmesini isterim. Her şartta da kalp ekosunu bilmek lazım. Eğer genç bir kadın anne olmak mutlaka istiyorsa o zaman biyolojik kapak takıyoruz bu hastalara. Ama şu şartla. Diyoruz ki bakın bu 10 sene içinde bozulabilir bu kapak. Ama 10 sene içinde sen bir gebelik geçirirsen anne olursun. Bozulduktan sonra gelirsin, ikinci kapağını takarız diyor. Bunu kabul ediyorlar. Gencecik kadın yeter ki bir anne olayım diye ikinci kalp ameliyatı göze alarak. Birinci oluyor, değişiyor, doğum yapıyor, sonra bir daha. Kapak bozulduğu zaman gelir, iki defa değiştiriyor ama çok esprili bir şey oldu. Bir genç kız ameliyat ettim böyle. Mitral kapakta bu genç kardeşimiz gibi. Hocam ben evleneceğim dedi. Kapağına plastiği yaptık. 5 sene sonra geldi. Kapak tekrar bozulmuş. Evlenmemişti hala. Hayır, biliyor musun? Dedik ama hocam ben evleneceğim dedi. Biyolojik kapak taktık. Onu takip eden bir 6-7 sene sonra geldi. Hocam beni kimse almıyor. Bu kapak da bozuldu. Mekanik kapak takın dedi. Sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor şimdi. Allah'ım, neler böyle var. Peki. Esprilerde oluyor. Gülizar Hanım çok hassas tabii sizin durumunuz. Hocamı dinlediniz. İnşallah ısrarcı olmazsınız. Allah evladınızı bağışlasın. Bir ekoyla, gelsin, biz ona yardımcı olalım. Doktor Deniz Bey ile birlikte fikir verelim ona. Peki, bir ekoyla da görelim diyor. Hocam sizin 10 altın kuralınız var. Evet. Olmazsa olmazlarınız var. Hazır sizi yakalamışken bugün onları da tekrar edelim. Şimdi hep ben ne yapayım sorusu var ya. Şimdi ben ne yapayım derken hastayı tek hasta olarak düşünmeyin. Bir hasta olmamak için yapmamız gerekenler var. Evet. Hasta olanların yapması gerekenler var. Yani sağlığı var. Yerinde olanların da yapması Tabii. gerekenler. Bir de ailelerin yapması gerekenler var. Lütfen. Hepsine 10 tane emir hazırladık. Tamam. Niye 10 emir? Esprisi olsun. Tabii tabii. Akılda kalır. Şimdi hasta olmamak için 10 tane emirimiz şöyle. 1. Sağlıklı beslenmemiz çocukluk yaşında başlamalı. 60 yaşındaki amca gelip bana diyor ki ben ne yiyeyim? Çok geç. Veya eline diyet reçetesi veriyorsunuz. Bir ay sonra geliyor ki ben çok iyi diyet yaptım ama ağrılarım geçmedi. Geçmez. O neye benzer? 60 yaşından sonra gençleşme programları var ya hani. Ya. Yani çok geç. 20 yaşına başlarsan gençleşme programına 60 yaşına geldiğinizde 50 gibi gözükebilirsiniz. Ama 60 yaşına başlarsan 40'a inmezsiniz. Tabii. Onun için sağlıklı beslenme çocukluk yaşına başlamalı. İşte
Gördük çocuklara neler veriyoruz. Boy kilo oranına çok dikkat etmemiz lazım. Türkiye'de 3 insandan biri obez artık. Hatta obezitenin çok üst sınırında. Sağlık Bakanlığı bu konuda da sigara gibi çok ciddi tedbirler almak durumunda. Amerika'da 3 kişiden ikisi obez. Benim Amerika'da arkadaşlarım var. 2 ameliyat masasını yan yana koyup ameliyat yaptıkları hastalar oluyormuş. Bu korkunç bir şey. Hocam boy kiloyu açıklar mısınız? Şöyle, vücut kitle indeksi diye bir oranımız var. İnternette çok sarı rakamlar var zaten. Boyunuzu, kilonuzu yazıyorsunuz. Size vücut kitle indeksini veriyor. Evet. 25'e kadar olanı kabul ediyoruz. Aradaki fark? Yok. O fark çok doğru çıkmıyor. Çok doğru çıkmıyor. İnternete girer, vücut kitle indeksi diye yazarlarsa, tamam, boyu ve kilo oraya koyarlarsa bir rakam çıkacak önüne. Bu rakam 20-25 arası çok sağlıklı olduğunu gösteriyor vücut kitle indeksinin. Sağlık Bakanlığı konuda çok ciddi yayınlar yaptı. 25-30 kilolu diyoruz ama 30 üzeri obez diyoruz. Morbid obez diyoruz hatta. Vücut kitle indeksini çok dikkat edeceğiz. 25 civarı en ideali aslında. Sizinkisi herhalde 22 falan. Aman efendim teşekkür ederim. Bu ara zayıflayınca çok havalı. Fizik aktivitemiz çok önemli. Streste uzak durmanın tek yolu fizik aktivite, yürümek. Burada da abartıyoruz. İnsanlara spor yapın diyoruz. 50 yaşında koşmaya başlıyorlar. Ani ölümler var. Evet. İnsanlar gidiyor New York'ta. Central Park'ta 80 yaşında dedeyi koşarken görüyorlar. Ben de İstanbul'a koşayım diyorlar. Ama olmaz. 3 yaşından beri koşuyor. O dede 10 yaşından beri koşuyor. Tabii. Eğer 30 yaştan sonra böyle bir şeye karar verirseniz mutlaka bir kardiyolog kontrolden geçeceksiniz. Konya'da bir kardiyolog arkadaşımız 33 yaşında jogging yaparken yaşamını yitirdi. Yani bu kadar önemli. Onun için hastalara diyoruz ki yürümeniz lazım. Yürüme bantı alıyorlar. 1,5 saat, 2 saat yürüme bantı yürüyorlar. Ortopedik travma ile gelen o kadar çok ileri yaş hastamız var ki doktor spor yap dedi diye ayak bilekleri, menisküsleri ciddi ortopedik travma ile geliyorlar. Ayrı bir problem oluyor. İş ve meslek hayatınızda şartları zorlamayın. Şimdi birçok zengin aile, üst düzey aileler çocuklarını yurt dışına gönderiyorlar. 22-23 yaşında çocuk çok iyi bir üniversite mezunu, 25 yaşında master'la geliyor. Anonim şirketin başında genel müdür yardımcısı olarak genel müdür gibi girmeye çalışıyor. Halbuki ön bankodan başlaması lazım. Tabii. Aileler de bunu şişiriyorlar tabii. Ne oluyor? Çocuk kendisi aileye karşı çok sorumlu hissediyor. Bilgi ve görüntüsü çok üzerine görevle üstleniyor. Önce ülser oluyor. Sonra kolit oluyor. Sonra genç yaşta bypass ameliyatı oluyor. Şöyle bir göz üzerine getirirseniz üst düzey ailelerden böyle 35-36 yaşta bypass olan veya çok erken yaşam bitiren insanlar var. Vücut konuşuyor çünkü. Vücut konuşuyor. Avaz avaz bağırıyor. Vücut ona hazır değil. Vücut ona hazır değil. Adrenalin vücut bitiriyor kendisi. Onun için meslekte hiçbir zaman becerinizin üstünde zorlamayın kendinizi. Bu da çok önemli. Ailede diyabet varsa, yüksek tansiyon hastasıysanız 30. Bunlar yoksa, risk grubu değilseniz 40 yaşından sonra yılda bir kez mutlaka sağlık kontrolü yaptırmanız lazım. Basit bir elektro, bir efor testi, gerekirse bir kalp ekosu ve kan yağlarının kontrolü. Aile hekimliği bünyesinde var mı hocam bunlar? Bugün artık bununla bir aile hekimine gidip bana bunu yapar mısın derseniz kesinlikle yapabiliyorlar. Veya herhangi bir devlet hastanesine giderseniz tabii ki 10 gün randevu verebilirlerse versin. Yani yeter biz bu kadar edemiyoruz. Biz gidelim o gün her şeyi halledelim. Bu herkesin hakkı, aile hekimliği konusunda işleyeceğiz programımızda. Gülsüm Hanım attığımızda hocam dinleyeceğiz 10 kuralı. İki maddemiz daha var. Buyurun Gülsüm Hanım hoş geldiniz. Alo iyi günler Gülsüm Hanım. İyi günler. İlk defa bir program arıyorum düşürdüm. Hoş çok geldiniz. Mutluyum. Hoş bulduk sağ olun. Benim sorum şöyle olacaktı. Ya benim kulak burun boğazla problemim var. Hocamı aradım ama... Şimdi gidiyorum doktora bana alerjik diyor. İlaç veriyor kullanıyorum. Aynı şekilde yine geri dönüyor ilaçları kullandıktan sonra. O zaman bende şey oluyor uykusuzluk oluyor. İşte kalbim atmaya başlıyor. Sinirlilik başlıyor. Ne yapmam lazım doktor bey bana ne bir tavsiye ne acaba? Kulak burun boğaz probleminiz var. Benimle hiç ilgisi olan bir şey değil. Evet geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bazı kulak burun boğaz ilaçları uykusuzluk yapabiliyor tabii. Öyle mi? Alerjik olmuş olabilir ama bir kulak burun boğaz doktora görüşsünler tabii. İlk defa aradınız iyi oldu. Biz 10 kuralı dinlemeye devam evet. ediyoruz. Gülsüm Hanımcığım geçmiş olsun. Çok evet. önemli bir madde. Kendinizle, yaşamla, ailenizle, eşinizle, dostlarınızla barışık olun. Barışık olun. Atipik kişiliğiniz varsa bunu yavaşlatın. En güzel spor yapmak, yürümek, güzel müzik dinlemek. Bir ama kitap abartmamak. Nasıl abartmamak, bir örnek verdiniz ki. Öyle bir buçuk yani, saat? 25 kilometre yürüyen insan bile. Emekli mesela. Nasıl hesaplıyorsunuz? Stat varmış. Stat etrafı şu kadar kilometreymiş. 30 defa dolaşıyormuş onun etrafında. Böyle komik şeylerle karşılaşıyor gerçekten. Bir de sigara içmeyin. En önemli şey. Bütün hasta olanlar için, hasta olmamak için, aileler için sigara içmeyin.
Sigara içiyor musunuz? Yok. Ne güzel. Hayatını sesiyle kazanan birçok arkadaşınız var. Şöyle göz önüne getirin. %80'i sigara içiyor. Buna inanılacak gibi değil bu. Yani şuna benzer. Ben hayatımı parmaklarımla kazanıyorum. Marangozluk işi yapıyorum bir yandan. Önemli değil. Düştü. Önemli değil. Pardon. Şöyle. Olsun, kapaklarını göstermek için. Gösterin. Bu kadar kristal bir organ bakın. İncecik iplikçiklerle o kapak açılıyor ve kapanıyor. Siz bu kapağı açıyorsunuz ameliyat. Tabii açıyoruz, onu çıkarıyoruz. Yerine protez kapağı koyuyoruz buraya. Bu bir check valve. Kan geçiyor, geri kaçmıyor. Geçiyor, geri kaçmıyor. Ama bu iplikçikler bozulursa, kapakçıklar bozulursa kan geri kaçıyor. Şöyle bir kamyon düşünün. 40 kilo, 40 ton istihap haddi var. 40 ton yüklüyor, gidiyor bir yere boşaltıyor. Ama 10 tonunu boşaltamıyor. Geri geliyor, 40 ton daha alıyor. Etti 50 ton. Gidiyor, 30 tonunu boşaltıyor, kaldı 20 ton. Geriye geliyor, gene bir 40 ton alıyor. Gene boşaltınca bir 10 ton fazla, 30 tonla geri geliyor. Sürekli ne oldu? Sürekli kamyon şişti ama her seferinde 40 ton almak zorunda. Kalp doluyor, atıyor, bir kısmı geri geliyor. Tekrar doluyor, tekrar atıyor. Ne oluyor bu kalp? Yoruluyor tabii. Hocam doğduğumuz günden beri bu kalp çalışıyor. Hiç yani doğmadan... Elimiz, ayağımız, gözümüz, saçımız, bacağımız, her şey bir şekilde dinleniyor. O hiç dinlenmiyor. Dinlenmiyor. Anne karnında başlıyor. Anne karnında başlıyor. Tabii senelerce. Ki. Ona en iyi bakma yöntemimiz ne? Sigara içmemek. Şunu bilin ki kalbinize ne verirseniz onu alırsınız. Yani bu bir armağan değil size. Ne yaparsam yapayım bana bir şey olmaz. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İyi sağlıklı beslenin. Bir daha sigara içmeyeceğiz. Stresten uzak duracağız. Yaşantımızı düzenleyeceğiz ve beslenmemize dikkat edeceğiz. Bu besinler içerisinde pirinç de var. Evet. Pirinci ne sola ne sağa şu orta yere koyalım. Pirinç de karbonhidrat. Evet. Mümkün olduğu kadar esmer pirinç veya bulgur yememiz evet. lazım. Bakın bulgur. Burada nohut var, fasulye var. Çocuklar bunları yemiyor. Bir firmanın reklamı vardı. Bir çocuk abur cubur yiyor, tombiş bir çocuk. Çok kibar bir çocuk da nohut, fasulye yiyordu. Evet. Firmayı aradım ben, teşekkür ettim onlara. Harika. Lütfen bu reklamlara devam edin dedim. Çünkü şunların reklamı... Şunun reklamları milyon milyon dolarla televizyonu ayakta tutuyor. İnanın biz çocuklarda fast food ile ilgili bir proje yaptık. Görsel basın hiç destek alamadık. Yazılı basın çok destek verdi. Hmm. Ama görsel basın bu ara azaldı ama. Bu ara fast food reklamları azaldı. Azalsın muhtemelen bakanlık üzerinde bir baskı var. İnşallah. Amerika'da çocukların ayakta olduğu saatlerde fast food reklamları yasak. Çocukların ayakta olduğu saatlerde evet. fast food reklamları yasak. Acaba internette bunu nasıl hallederiz sorusunu arıyorlar şimdi. Ha, onlar viralden ne yaparlar diye. Yani çocuklar bunu seyretmemeli. Biz de... Mutlaka seyretmemeli, özenmemeli. Bir de öyle bir anlatıyorlar ki sanki çok muhteşem faydalı evet. bir şeymiş gibi. Evet. Hocam cinsel hayatın kalp krizinde etkisi, avantajı, dezavantajı, düzensizliği, olmaması, hiç hayatında birisi olmayan, yaşamayan birisiyle bunu çok fazla yaşayan birisinin kalbindeki riskler neler? Şimdi cinsel hayat derken sadece erkekleri düşünüyoruz. Hayır, kadınlar kadın, da cinsel hayatlar elbette, var tabii ki. Elbette. Şimdi kalp sorunu olan bir insanın cinsel hayatı sıfırlama söz konusu değil. Gerekli de değil ayrıca. Benim birçok hastam rahat seks yapabilmek için bypass ameliyatı oluyorlar biliyor musunuz? Özellikle genç insanlar çok doğal bir hak. Yani, neden? Çünkü ilişki sırasında aynı ölüm olabilir. O korkuyla rahat seks yapabilmek için ameliyat oluyor. Biz ameliyattan sonra 3 hafta sonra seks ilişkisine izin veriyoruz. Ama orada bir kuralımız var. Bütün hastalarda şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki cinsel ilişkiyi otel odasında değil evinizde yapın. Hmm. Sevginizde değil eşinizle yapın. Bu çok önemli slogan. Bunu bir siz her şeyi aşkla yapın evet. dersiniz evet. şimdi. Çünkü otel odalarında yapılan kaçamak sekslerde yapılan bir araştırma var. Nabız daha yükseliyor. Tansiyon daha yükseliyor ve aynı ölümler oluyor. Korkudan yanlış bir şey yapmak. Her şimdi bir de belki. Kullanılan bazı uyarıcı ilaçlar. Bunu çok daha artırdığı için otel odalarında olan bazı o yalnız başına olan ölümlerin birçoğu kontrolsüz cinsel yaşam herhalde. İyi bir cinsel ilişki sırasında salgılanan hormonlar var. Mesela azot oksit denen bir kimyasal var. Damarları genişletiyor. Yani iyi bir cinsel hayat olduğu aşkla gibi... Aşkla ve mutlulukla yaşanan evet, bir cinsel hayat. Size mutluluk hayat. Veriyor o. O azot oksitin fazlalığı kalp için çok faydalı, çok yararlı. Damarları genişletiyor, tansiyonu düşürüyor. Tansiyon kalp için tehdit mi? Tansiyon nedir? Bir bisiklet lastiği düşünün. Evet. İçinde hava var. Eğer bu hava yüksekse lastiği zorlayacaktır. Ve zayıf olan bir yerinden de baloncuk yapacaktır, yırtılacaktır. Ne yaparız? Bisiklet lastiğinin havasını boşaltırız.
damarları bir bisiklet lastiği gibi düşünün. Evet. İçindeki kanın bir basıncı var. Bu basınç yüksek olursa damarları zorlayacaktır. Beyninizin damarına problem olursa felç geçireceksiniz. Kalp damarınızda olursa enfarkt geçireceksiniz. Ne yaparız? Tansiyonu düşürürüz. Ya kanın volümünü azaltırız idrar söktürücü ilaçlarla veya damarı gevşeten ilaçlarla tansiyonu düşürür. Tansiyon bu kadar basit. Ama biz böyle görmüyoruz tabii. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki Antalya'dan Hatice Hanım arıyor bizi. Merhaba Hatice Hanım, buyurun. Gülben Hanım, programınız çok güzel. Hayırlı çok olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Sesiniz biraz az geliyor. Alo. Duyuyorum sizi, buyurun. Programınız hayırlı olsun. Çok da güzel olmuşsunuz Gülben Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Amin. Böyle güzel doktorumuzu da getirdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun vakit ayırdığı için. Benim doktoruma sormak istediğim şöyle bir şey var. Ben koroner arter hastasıyım. Üç ana damarlarımdan biri %70 dar. Söylerken bile biraz moralim bozuluyor. Hiç hasta olmadım. İlk defa bu 50 yaşına geldim. Yeni öğrendim. Tabii biraz beni korkuttu, ürküttü. Yalnız şöyle bir şey var. Ne kadar elektro çektirdiysek bu elektrolar da çıkmadı doktor bey. Gayet iyisiniz falan dendi. Fakat ben yokuş yukarı çıkarken biraz hızlı hareket eden bir tipim. Orada böyle bir sanki kalbim duruyor, yeniden çalışıyor gibiydi. Bir beyzbol topu sanki kalbime vuruyor tekrar. Bu şikayetlerim artmaya başladıkça ve hızlı adımlarımı seyreltmeye başladıkça biraz normale döndü. Ama ne zaman hızlı hareket ettiğimde tekrarlıyordu. Ve bu şekilde ben de anjiyo falan oldum en sonunda. Bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi size sormak istediğim şöyle bir şey var. Diğer damarlarım çok temiz. Hiçbir şey yok. Tamam. Ameliyat olabilir miyim? Anjiyo olmuşsunuz. %70 darlığı var. %70 darlık var. Evet, %70 darlık var ve bunun ilerleyeceği asla gerilemeyeceği söylendi. Öyle mi hocam? Doğru. İlaç kullanıyorum. Şimdi ameliyat olabilir miyim diye sormayın. Ameliyat olmam gerekir mi diye sorun. Evet, ameliyat olmam gerekir mi? Evet, bunu öğrenmek istiyorum. Anlaştık. Ameliyat olabilir miyim diye herkes ameliyat olabilir. Bir de nasıl yaşamalıyım? Yani bunu ben uzun zamandır programınızda fazla etkilemek istemiyorum. Fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü diğer arkadaşlarımız da bağlanabilir onların hakkını da yememek için. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Özellikle de dinlemek istediğimden. Bence cevabı hocamdan alalım sonra tekrar dönelim hazır. Size. Bir saniye. Yorulmayın. Evet. Ameliyat olabilir miyim diye sormayın. Ameliyat gerekir mi diye sorun. Şöyle, eğer bir damarda %70 darlık varsa hemen ameliyat tavsiye etmiyoruz. Şu konuştuğumuz damarlar bunlar. Muhtemelen sizin mukabil önündeki damarda %70 darlık var. Bakın, mekanik bir sorunun çözümü mekaniktir. Burada bir darlık varsa o darlığı açmamız lazım. Anjiyo olmuş. Anjiyo teşhis için olmuş. Bir röntgen anjiyo. Anjiyoda bakmış demişler ki %70 darlık var burada. Bunu açmamız lazım. Hiçbir ilaç onu oradan eritip açma şansı yok. Tabii ki ilaçlar çok faydalı. Kalbin yükünü azaltır, tansiyonu düşürür, ritminizi düzenler. Kalp hastalarında ilaç tedavisinin çok büyük yeri var. Ama o darlığı açmaz. Biraz önce söylediğim gibi ilerleyecek o. Ya onu oradan çıkarıp yerine yeni damar koyacağız veya stent açacağız. Ameliyat bypass ameliyatı, oraya bir köprü bypass, köprü damarı koyuyoruz. Ama böyle o yaşta bir insan tek damarındaysa çok başarılı stent işlemleri yapılıyor. Gene anjiyo yapılır gibi sizi masaya yatıracaklar, kasınızdan girecekler. Bugün teknolojinin harikası olan, uzay teknolojisi olan bir yöntemle aort damarın içine geçecekler. Bu damarın içine girecekler, dar olan yerde şişirip açacaklar ve yerine bir stent bırakacaklar. Birinden sonrası evinize gideceksiniz, çok sağlıklı bir yaşam süreceksiniz. Nasıl anlatıyorsunuz? Bu kadar basit, teknoloji artık inanılmaz. Bunlar bizim 10 sene önce, 15 sene önce hayal ettiğimiz şeyler. Aynen Jules Verne'in hikayeleri gibi gerçekten. İnanılmaz ya. Buradan buraya gireceksiniz evet. Ve bu damarı açacaksınız diyor. Bu damar dediğimiz bir maydanozun, burada yok herhalde, maydanozun sapı kadar. O kadar ince bir damar. Bir buçuk milimetre çapında damar ama o küçücük damar içinden dakikada 250 mililitre kan geçiyor. Nasıl bir mucize düşünün. Peki çok geçmişler olsun Hatice Hanım, şifalar olsun. İnşallah sağlıklı bir ameliyat geçirirsiniz. Soframızla ilgili, beslenmeyle ilgili, stresle ilgili, aşk ve mutlulukla ilgili, müzikle ilgili Bingir Hocam'ın söylediklerini duydunuz.
Teşekkür ediyoruz. Onları da değerlendirin. İnşallah şifalar olsun. Hemen sağ diğer ol, telefonumuza geçiyorum. Öpüyorum sizi. Elvan Hanım arıyor bizi Kocaeli'den. Buyurun Elvan Hanım. Alo. Hoş geldiniz. Hemen sorunuzu alalım. Benim doktor bir sorum olacaktı Gülben Hanım. Ablamın kalbinde kalp kapakçığı kan damlatıyor, kan sızdırıyor. Sürekli doktora da gitti ama bunun tedavisi yok dediler. Hani ne kadar şey, onu merak ettim ben. Kansız, bir de yok, çok bir yoruluyor, şey çok halsiz kalıyor. Tamam. Sürekli bir uzanma tedavisi yapma tedavisi yok halinde. Diye bir şey yok. Şöyle. Muhtemelen kalp kapağında kaçak var. Kapak yetmezliği var. Evet. Bir ilaçla o yetmezliği düzeltemeyiz. Demin bir cümle kullandım. Mekanik, olayın çözümü mekaniktir. Eğer o kapak kaçırıyorsa ilaçlarla yardımcı oluruz tabii. Ama zamanı gelince o kapağı değiştirip yerine mekanik bir kapak koyup çözüm üretiriz. Hocam kapağı değiştirip dediğiniz şöyle, bu bakın, kapak. Şu kapak yeri kaçırıyor. Şu veya şu kapak check valve özelliğini kaybetmiştir. Yani tek yönlü akımı kaybetti. Demin anlattığım kamyon hesabı. Evet. Gidecek yükle geri gelecek. Gidecek yükle geri gelecek. Biz değiştirilen bu mu? Değiştireceğiz bunu. Oraya bir menteşe gibi kapak koyacağız ve kan oradan tek yönlü akacak. Geri kaçmayacak. Bunu buradan çıkartıyoruz. Onu oradan çıkarıyoruz. Bir gün misafirim olun. Gerçek. Gerçekten. Söz size söz. Ameliyathanede size birebir göstererek anlatayım. Çok isterim. Özel video sistemimiz var. Çok eğitim isterim. Amaçlı kullandığımız. Ben böyle bir meslek inanamıyorum. Hocam siz Sarıkamış doğumlusunuz. Sarıkamış'ta doğdum. Evet, Sarıkamış'ta doğduğunuzda, büyüdüğünüzde, yani böyle ilkokula gelip sen büyüyünce ne olacaksın dediklerinde öyle bir meslek seçeceğinizi biliyor muydunuz? Ortaokul 2. sınıfta karar vermiştim. Ortaokul 2. Kroni'nin Yeşil Yıllar isimli romanını okumuştum. 3 günde okuduğum tek kitaptır. Orada bir genç stajyer doktor çift vardı, sevgiliydiler. Mezun olacaklardı ve bir geri kalmış ülkeye gidip yardımcı olacaklardı. Muhtemelen Afrika filan gibi bir yer. Laboratuvarda bir kazada çocuk öldü. Ve romanın sonuna doğru genç kız çantasını aldı, geri kalmış ülkeye doğru gitti. Ben o zaman doktor olmaya karar verdim. Ve hep o kararım devam etti. Sarıkamış'ta doğup bakın orta 2'de okuduğu bir romanla binlerce, milyonlarca insanın hayatını kurtarmaya niyet etmiş bir yürek. Gerçekten çok kıymetlisiniz. 15 çok... bin açık kalp ameliyatı yaptım. 15 bin açık kalp ameliyatı 15 yaptım. 15 bin aile, 15 bin eş, 15 bin komşu olursa çok büyük. Ne çok dualar övünüyorum. Aldınız, çok, çok, ne dualar. Gerçekten. Evet. Burada balığı es geçmeyelim. Şimdi... Balık çok faydalı bir şey ama insanların hepsine somon yiyin diyemeyiz. Elbette. Lüfer yiyin diyemeyiz. Yok öyle bir şey. O kadar zengin bir ülkeyiz ki bunlar bize birer armağan. Hamsi. Omega 3 öğünler en zengin balık. En zengin balık. Ve ülkemizde bir servet. İstavrit. En ucuz balık. En omega 3'ü. Yani balık yağı zengin olan ürünlerden. Hocam çocuklara balık yağı takviye veriliyor. Onaylıyor musunuz? Bence... herkesin balık yağı kullanması lazım. Hmm. Özellikle 40 yaşından sonraki insanların, menopoz çağındaki kadınların her yönden eklemler, kalp sağlığı, erken Alzheimer, erken katarak. Bakın insanlar 35-40 yaşında katarak ameliyatı olmaya başladılar. Evet, evet. 50 yaşında Alzheimer görmeye başladık. 40 yaşında menisküs ameliyatı oluyor insanlar. Eklemleri kıtır kıtır etmeye başlıyor. Ama omega 3 kullanırlarsa bunlar daha omega geç olacaktır. 3. Ne kadar çok balık yerseniz yiyin. Bir kapsülü aldığınız alma şansınız yok. Bir kapsülü 1 gram var. 1 gram omega 3 alabilmek için kilolarca balık yemeniz lazım. Tabii ki balık yiyin. Çok sağlıklı. Tabii en ki. Natural şey. Onu ama da beraberinde 1 gram omega 3 balık yağı alırsanız çok çok yararlı olur. Kendimle ilgili bir soru soracağım. İştah açar mı? Kesinlikle açmaz. Ben hamileyken çok kullandım. Şu kadar şey kalorisi ne olacak? Hiç kalorisi de önemli değil. Çok düşük kalorisi var. Zaten kalori olsun diye almıyorsunuz onu. Tabii. Resmen antioksidan olduğu için. Tabii. Ve o organları yağlaması için. O zaman tüm yaşlara öneriyorsunuz. Bence bunu. Çocukluk yaşından itibaren omega 3 kullanalım. Desteği alınmalı. Evet. Peki diğer telefonumuz? Yok. Peki takvim yaşını soruyoruz. Kalbin öyle mi? Kemik yaşını. Yok. Kalbin yaşı var mı diye soruyorlar. Tabii var. Doğduğumuz zaman kalbimiz 0 yaşında. Nümerik yaşımız 0 yaşında. 10 yaşına geldiğimiz zaman belki birbirine yakınlar ama 20 yaşına gelen bir genci düşünelim. 3-4 büyük sınavdan geçmiş. Kolej, üniversite, ilk ayrılık yaşanmış, ilk hayata atılma var, ilk yurt hayatı var, ilk aşk var, ilk hayal kırıklıkları var. Evet. Bunların size verdiği sürtünme kat sayısını hesaplarsanız, sigara içmeye başlamış belki de,
Nümerik yaşınız 20 ise kalp yaşınız 20'nin ilerisindedir. Ama bu 25'tir ama 35'tir. Sürtünme kas sayısına göre. Çok yıpratıcı bir ilk 20 yaş yaşamışsa tabii. Eğer... Biraz önce acındırdığım gibi. Evet. Yurt hayatı vardır, üniversiteye girişte sorunlar olmuştur. Borcu vardır, kredisi vardır, tabii ayrılık vardır. Tabii. O insanın yaşı 20 ise kalp yaşı 20 olmasına imkan yok. Hocam bunu tıbbi muayenelerde görüyor musunuz? Kesinlikle görüyoruz. Amerika'da yapılan bir otopsi çalışması var. 9 yaşındaki çocuklarda bile aortun içinde damar sertliği plakları test edilmeye başlanmış. Ben hiç kalp muayenesi yaptırmadım. Mesela beni ayıplar mısınız? Ayıplarım tabii. Ayıplayın o zaman. Mutlaka bir dinlemek lazım, bir kalp ekosu yapmak lazım. Bunun normal çıkma ihtimali çok yüksek. Olsun. Ama elimizde olacak elbette. O. 10 sene sonra senin bir eski ekon var mı dediğiniz, bir eski elektroman dediğiniz zaman onu göstermemiz lazım. Geliyorum. Şöyle bir check-up programı yapalım. Hemen, lütfen. Hemen. Peki reklamlara gidiyoruz, hocamız burada. O da gitsin okula, o da bilsin. Hayalindeki neyse o olabilsin. Bütün bunlar niye? Bunlar niye? Bunlar niye? Çocuklar gülsün diye. Çocuklar gülsün diye desteğinize ihtiyacımız var. Biz çok uzak köylere ana sınıfları yapacağız. Çocuklara servis araçları alacağız. Bir SMS atıp siz de bize yardımcı olabilirsiniz. Turkcell'e 1234, Vodafone'a 2345'e bir mesaj atın. 5 lira da siz katkıda bulunun. Hadi. Gülsün. Özlem Kaymaz. 1992 Türkiye güzeli. O hayata 1-0 önde başladı. Podyumlarda fırtınalar estirdi. Genç kızların idolü oldu. Attığı her adım olay oldu. Ama o şanı şöhreti değil, evlenmeyi ve anne olmayı seçti. Mutlu bir evlilik yaptı. Çok geçmeden dünyalar güzeli bir kızı oldu. Anne olmak muhteşemdi ve ikinci doğumunu yaptığında her şey değişti. Özlem Kaymaz'ın hayatını hangi olay alt üst etti? Oğlumun doğumuyla birlikte ikinci kez taç taktım diyen Kaymaz hangi mucizevi olayı yaşadı? Kraliçe eşinden neden ayrıldı? Toz pembe görünen hayatlar hikayeleri gizler. Bizim başımıza da çok şey gelir diyen Özlem Kaymaz'ın çarpıcı hikayesi yarın Gülben'de. Masamızdaki en değerli şey zeytinyağımız. En değerli şey. En değerli şey. Bir zeytin ülkesiyiz ama zeytinyağını tanımayan ilçelerimiz, köylerimiz var. Ege'yi dolaşırsanız dünyaya yetecek kadar zeytinliklerimiz evet. var. Değerini bilmiyorlar. Neden biliyor musun? Hiçbirini kendileri ekmemiş. Oh. Ya dedesine ya dedesi babasından kalmış. Onun için gerçekten kıymeti bilmiyorlar. Eğer devlet düzeyinde zeytine çok önem verirse, ülkenin her yerine zeytinyağı kullanılırsa inanın kalp hastalığı yarı yarıya azalacaktır. Çiğ kullanımı mı öneriyorsunuz hocam, pişirmek mi? Her şey. Pişirmekte çok sık sık değiştirmek lazım. Çünkü 4-5 seferden sonra kanserojen her yağ olabilir. Her yemekte Osmanlı mutfağı zeytinyağlıdır. Tabii. Osmanlı ne kadar da güzeldir zeytinyağlarımız. Dolayısıyla birinci tercihimiz zeytinyağı, ikinci tercihimiz fındık yağı. Fındık yağı. Fındık yağı. Diğer sıvı yağlar o kadar itibar göstermiyoruz. Eskiden bütün sıvı yağlar diyorduk. Burada bir başka tuzak var. Margarin. Kesinlikle karşı olduğum şey margarin. Bir de margarine tuttular. Tereyağı esansı koydular. Evet. Tereyağlı gibi satmaya çalışıyorlar. Bu da çok 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 tehlikeli. Çok evde artık katı yağ kullanılmıyor ama bilmiyorum. Yani hala var olan yerler mutlaka vardır ama katı yağ yerine sıvı yağ ile. Bir de eskiden şöyle bir inanış vardı. Pilav işte tereyağsız olur mu? Bilmem ne. Olur. Tereyağlı olsun. Öyle mi? Bir çorba kaşığı tereyağı koyuyorsanız, benim payımın içinde iki çay kaşığıdır onun içinde. Hmm. O kadar tereyağına ihtiyacımız var. Yok biz hocam, her gün yemiyoruz zaten. Bizim ev hanımlarımız bir çorba kaşığı tereyağı koymazlar pilava. Şöyle bir tepeleme konur. Her şey dozunda olursa, haftada bir siz bu pilavdan yiyorsanız onun tereyağlı olmasının hiç sakıncası yok. Haftada bir pilav yiyorsun. İki olsun. Ben hiç olsundan yanayım. Tamam. Yani pilavdan yana hiç değilim. Pirinç ciddi karbonhidrat ama kesin. Bulgur pilavı
yapın. Bulgur şahane. Ben izin veriyorum, tereyağlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Bingöl hocamıza. İnşallah ben kalp kontrolüne gideceğim. En kısa zamanda yapmamışım bunu. O ameliyatla ilgili de söz aldım ve biz sizden. Biz bunu program yapalım, örnek olsun. Tamam hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok mersi, ayaklarınıza sağlık. Yarın görüşmek üzere, nasıl olduk? Buyurun hocam burada. Çok teşekkür ederim. Şu başıma gelene bakın, aklıma oynatmam yakın. Böyle bir durumu daha hiç yazmadı tarihim. Ne konuşacak lafım var, ne uyabileceğim bir hayat. Fotoğrafı çekmeme rağmen gittim, bağlandım. Küt küt atıyor kalbim, bitmedi gitti şu harbim. Liseli kızlar gibi pır pır, uykusuz gecelere talim. Küt küt atıyor kalbim, bitmedi gitti şu harbim.